Merhaba efendim, İçer gündemine hoş geldiniz. Mersin'le ilgili gelişmelerle birlikteyiz. Üzücü bir haberle ama yaşam döngüsü içerisinde hepimizin karşılaşacağı bir haberle açacağım. Toros Ağır Belediye Başkanı Hamit Tuna'nın kayınvalidesi vefat etti efendim. Toros Ağır Belediye Başkanı Hamit Tuna'ya, ailesine, eşi hanımefendiye ve ailesine Tepe Medya Grubu İçel TV olarak başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Allah geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler versin diyoruz efendim. Toros Ağır Belediye Başkanı Hamit Tuna'nın kayınvalidesi vefat etti. Sayın Nazmiye Özer için yarın Arpaçsakarlar mezarlığında dini tören düzenlenecek saat 11'de ve Arpaçsakarlar'da toprağa verilecek değerli seyirciler ve bu konuya yönelik gelişmeler de yine İçel TV ekranlarında olacak efendim. Değerli seyirciler, Türkiye gündemi, Mersin gündemi, Mersin gündemi de Türkiye gündemi ve dünya gündeminde de her zaman olduğu gibi yine Türkiye ve Türkiye'nin gündeminde de Mersin zaman zaman yer alıyor. Geçmişte çoğunlukla olumsuz konularda Mersin Türkiye gündemine geliyordu ama epey bir zamandır Mersin olumlu yanlarıyla da güzel yanlarıyla da Türkiye gündemine oturuyor ve gittikçe Mersin hakikaten bir zamanlar sadece lafta kalıyor bu söylemler dediğimiz konu gerçekleşecek gibi hem de hızlı bir şekilde, yani Mersin dünya kenti oluyor. Bu konuya yönelik de yine aktarımımız olacak birazdan. Tabii Türkiye'nin gündeminde son bir aylık süreç içerisinde tacizler var. Özellikle de çocuk tacizleri, çocuklara yönelik cinsel taciz. Tabii cinsel tacizler nasıl engellenebilir? Sadece çocuk olarak değil de, yani toplumda cinsel tacizler nasıl engellenebilir? Bu soruyu soruyoruz şimdi. Ama bu soruyu biraz daha genelleştirdiğimizde, toplumsal yaşam içerisinde yapılmaması gereken, söylenmemesi gereken şeyler nasıl engellenebilir? Verilen cevap temelde eğitim. Geride bıraktığımız programlarda da söylediğim gibi kesinlikle ve kesinlikle toplumsal bir kültür devrimine ihtiyacımız var. Her konuda ama her konuda bütün eğitim öğretim kurumlarının desteğiyle topyekün bir güzel, olumlu, geleceğe emin adımlarla ilerleyen, beyni ve fiziği sağlıklı bir toplum oluşturabilmemiz için bir kültür devrimine, eğitim devrimine ihtiyacımız var. En yaşlımızdan en gencimize kadar bu eğitimden de geçmemiz gerekiyor efendim. Tabii son dönemde çocuk tacizlerine yönelik tepkiler çığ gibi artıyor. Çeşitli çözümler getirildi. Cezaların arttırılması gibi, idam gibi, hadım gibi. Ama bu konunun uzmanları dünyada bu sorunları daha önce yaşamış toplumlardan edinilen deneyimlerle diyorlar ki idam bir çözüm değil, hadım da bir çözüm değil. Peki çözüm ne? İşte bu konudaki akil kişiler konuşuyor ve umarız en kısa zamanda bir çözüm bulunacaktır. Ama ilk önce tabii ki eğitim. Caydırıcı şeyler alınması, tedbirler alınması gerekiyor mu? Tabii ki gerekiyor. Ama bir kişinin böyle bir davranış içerisine, böyle bir iğrenç bir şeyi düşünerek eyleme geçmesini engellemek için alınan tedbirler acaba yeterli olur mu? Çünkü orada işte o zaman akıl rahatsızlıkları gibi bazı durumlar devreye giriyor. O kişilere nasıl bir tedbir veya tedavi uygulanacak? Bu soruların da cevaplanması gerekiyor efendim. Şimdi Mersin'de de tabii sosyal medyada birçok kişi tepkisini dile getiriyor. Düzenlediği toplantılarla ünlü kişiler, tanınmış kişiler tepkilerini dile getiriyorlar ve bazı çözüm önerileri de ortaya koyuyorlar. Mersin'de de Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde bir araya geldi birçok sivil toplum kuruluşu ve çocuk tacizlerine yönelik bir açıklama yaptılar. İzleyelim efendim.
Destek için herkese çok teşekkür ediyoruz. Yanımızda kentin çok kıymetli sivil toplum örgütlerinin başkanları, temsilcileri mevcut. Biz bugün Mersin Çocuk Hakları Derneği olarak biliyorsunuz çok yakıcı bir sorunla karşı karşıyayız. Çocuklarımız her türlü istismara maruz kalmakta. Ama bu tabii istismarların en acısı cinsel istismar çok ciddi bir şekilde son zamanlarda arttı. Onun için bugün yapacağımız açıklama onunla ilgili. Biz burada bulunan bütün sivil toplum örgütleri, Mersin'de bulunan diğer demokratik kitle örgütleri de buna ilişkin çok ciddi çalışacağız bundan sonra kentimizde. Evet, basına ve kamuoyuna çocuklarımızın geleceklerinin çalınmasına izin vermeyeceğiz. Ülkemizde uygulanan yanlış politikalar çocuk haklarının ihlal edilmesine neden olmaktadır. Çocuk haklarının ihlali, çocuklara uygulanan fiziksel ve duygusal istismarlarının yaşanmasına neden olmaktadır. Çocukların eğitimsiz bırakılmaları, erken yaşta evlendirilmeye zorlanmaları, yoksullaştırılmaları, çalışmak zorunda bırakılmaları ve her türlü şiddete maruz kalmaları, cinsel yönden taciz ve tecavüz edilmeleri gibi istismarlar her geçen gün artmaktadır. Özellikle son yıllarda her gün çocuğa yönelik cinsel istismar olayları yaşanmaktadır. Çocuklara yönelik cinsel istismarların önlemede uygulanan politikaların yetersiz olması, çocukların eğitim gördüğü tüm eğitim kurumlarında eşit, bilimsel, laik eğitim politikaları uygulanmamasından kaynaklı çocuklarımıza koruyucu ve önleyici çalışmaların yetersiz oluşu sonucunda bugün çocuklara yönelik cinsel istismar olayları çok artmıştır. Ülkemizde çocukların istismar edilmeleri artık toplumsal bir sorun haline gelmiştir ülkemizde. Çocukları koruyucu, önleyici çalışmalarla her türlü istismardan korumak aslında devletin birincil görevidir. Ama maalesef devlet bu görevi yeterince yerine getirememektedir. Devletin yetkili kurumları çocuk ihmalini ve istismarını ulusal eylem planları hazırlayarak ve çocuk odaklı, eşit, bilimsel, laik politikaların yaşamın her alanda uygulanmasını sağlayarak engelleyebilir. Bizler çocuklara uygulanan her türlü istismarın önlenmesini, özellikle insanlık suçu olan cinsel istismarın cezasız kalmamasını, ülkemizde çocukları koruyan kanunların, çocuğun yüksek yararı prensibi ve çocuk hakları ile ilgili doğrultuda yeniden düzenlenmesini ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası çocuk hakları sözleşmesini ve Lanzarote sözleşmesinin uygulanmasını talep ediyoruz. Çocuk istismarının meşrulaştırılmasına karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Çocuklarımızın başta yaşam ve eğitim hakları olmak üzere tüm haklarını savunmaya her zaman en önde mücadele edeceğiz. Bunun için çocuklarımızı korumak için herkesin mücadele ediyoruz ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu anlamda çocuklar bizim geleceğimiz. Bu çocukları korumak herkesin birinci derecede sorumluluğu. Herkesi kentte yaşayan, ülkede yaşayan bütün sivil toplum örgütlerini, demokratik kitle örgütlerini buna karşı mücadele etmeye davet ediyoruz. Unutmayalım ki çocukları korumak geleceğimizi korumaktır. Mersin Çocuk Hakları Derneği. Evet, teşekkür ederiz arkadaşlar. Destek sunan diğer STK temsilcileri arkadaşlarımız da bu konuyla ilgili konuşmak isterlerse konuşabilirler. Ben Bezikli Kent Konseyi olarak bugün buradayım. Çocuk istismarı ile ilgili bu toplumsal bir sorun haline geldi. Bunu önleme ile ilgili çok ciddi bir politika revize etmesi gerekiyor. Çocuk istismarı sadece bir siyasi partiye ait değil. Herkesin toplumsal sorunudur. Herkes bu konuya el atmalı. En kısa zamanda mücadele gerçekleştirmeli. Teşekkür ederim. Verilen cezaların ağırlaştırılması gerekiyor. Bir anneanne, bir babaanne olarak utanç duyuyorum. Davranış biçimleri insanların ahlakı boyutlarının çok üstünde. Bunun nedenleri psikolojik olarak araştırılmaları,
sonuçları mutlaka bir şekilde devlet tarafından gündeme taşınmalı. Çok üzgünüz, çok korkunç bir olay yaşıyoruz. Teşekkürler. Ben de 12 yaş altı üstü diye ayrım yapılmasına kesinlikle karşıyım. Hepimiz de karşı olmalıyız. 18 yaşın altındaki bütün insanlar çocuk olarak adlandırılır. Bu yüzden çocuk istismarı 18 yaşına kadar geçerlidir. Bir de onu zina yasasıyla geçiştirmeye çalışıyorlar. Buna da karşıyız. Bir de idamın çözüm olacağı zannediliyor. Kesinlikle idam ya da hadım etme ceza olamaz. Bunun çok çeşitli sosyal faktörleri var. Bunlar göz önünde bulundurulmalı, buna göre davranılmalı diyoruz hükümete. Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Sacide Ulu. Yeni Kuşak Köyüncü Derneği kurucu başkanıyım. Bu çocuk istismarı konusunun son yıllarda artmasının eğitim sistemimizde ve toplumumuzda yeni bir kültürün egemen olmasıyla alakalı. Bu anlamda laik, bilimsel eğitimin toplumun her yaşamında hayata geçmesini biz öngörüyoruz. Bu 12 yaş üstü altı tartışmaları asla kabul edilemez. Kesinlikle 18 yaş esas alınmalı ve bu konuda siyasiler, özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerek önlemleri alınmalı. Mevcut yasalar istisnasız, indirimsiz, istisnasız uygulanmalı, en sert şekliyle, hatta belki biraz daha artırılmalı. O anlamda bununla ilgili bir toplumsal bilinçlenme çalışması başlatılmalı diye düşünüyorum. Değerli seyirciler, Mayıs ayında Mersin'de çok önemli bir toplantı gerçekleştirilecek. Dünya Engelliler Birliği'nin olağan 6. toplantısı Mayıs ayında 11-12 Mayıs tarihlerinde, ki bu toplantının uzantısı olan toplantılar 13 Mayıs'ta da devam edecek Mersin'de. Dünyanın dört bir tarafından bu konuda Dünya Engelliler Birliği'ne üye ülkelerin temsilcileri Mersin'e gelecekler. Mersin'de toplanacaklar. Peki bu ne getirecek Mersin'e? Bu Mersin'e çok önemli şeyler getirecek efendim. Şuradan başlayayım. Şimdi bu toplantıda, Mayıs ayındaki toplantıda Mersin'in bir beklentisi var. Mersin engelliler için erişilebilir kent ve turizm merkezi unvanını alacak bu toplantılarda. Çünkü Büyükşehir Belediyesi Burhanettin Kocamaz'ın önderliğinde 2015 yılından beri Mersin'i engelsiz bir kent yapabilmek için dünyanın neresinden gelirse gelsin, hangi konuda engeli olursa olsun, bir kişinin Mersin'de herhangi bir kişinin veya kişilerin yardımını çok çok gerekmedikçe, almadıkça Mersin'in dört bir tarafına gidebilecek, alışverişini yapabilecek, turizm mekanlarını gezebilecek, denize girebilecek, resmi işlemlerini yaptırabileceği bir şehir haline getirebilmek için Büyükşehir Belediyesi uzun zamandır çalışıyor. İşte bunun meyvesini alacak Mersin Büyükşehir Belediyesi. Bu unvanı alınca Haziran ayında da Birleşmiş Milletler'de bu konuyla ilgili toplantıda Birleşmiş Milletler'de Mersin'i engelliler için erişilebilir kent ve turizm merkezi olarak ilan edecek. İşte o zaman Mersin bu konuda dünyada üçüncü kent, Türkiye'de de ilk kent olacak. Yani bir engellinin çok rahat bir şekilde yaşayabileceği kent ve turist olarak Mersin'e gelen bir engellinin de hiçbir zorluğu yaşamadan doya doya Mersin'i yaşayabileceği bir kent haline gelecek. Ve sadece yaz aylarında denizle, kumla gündeme gelen tatil anlayışı, engelliler ve onların zemininde de birçok kişinin zihninde Mersin için değişecek. Mersin 365 gün turist alan bir kent haline gelecek tabii ki. Ama birdenbire olmayacak muhakkak. Bu da bir çaba ve devamlılık gerektirecek tabii ki. İşte bu konuda bir haberimiz var. İzleyelim efendim.
Dünya Engelliler Birliği toplantısının 11-12 Mayıs'ta Mersin'de yapılacağı bildirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Dünya Engelliler Birliği tarafından 12 Mayıs'ta Mersin'de yapılacak olan Erişilebilir Kent ve Turizm Merkezi Global Toplantısında Mersin'in engelliler için Erişilebilir Kent ve Turizm Merkezi ilan edilmesi bekleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada 10-16 Haziran 2018 tarihleri arasında New York'ta Birleşmiş Milletler'in alt toplantısında Mersin'in yine tüm dünyaya engelliler için erişilebilir kent ve turizm merkezi olarak ilan edileceği, Mersin'in böylece dünyada 3. Türkiye'de de engelliler için erişilebilir kent ve turizm merkezi ilan edilen ilk kent olacağı kaydedildi. 2015 yılından bu yana Dünya Engelliler Birliği ile erişilebilirlik çalışmaları yürüten Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'den ve yurt dışından engellilerin de Mersin'e gelerek tatillerini burada geçirmelerini sağlamaya yönelik çalışmalar yapıyor. Mersin'in erişilebilir kent belgesi almasıyla birlikte Mersin sadece yaz sezonunda değil 365 gün tüm dünyadan gelecek olan engelli turistleri ağırlayabilecek. Şimdi bir asayiş haberimiz var. Bahis, bir türlü polis sık sık baskınlar yapmasına rağmen, hatta jandarma baskınlar yapmasına rağmen yasa dışı bahis oynatan kişileri tamamen sıfıra indiremiyor. Buyurun efendim. Mersin polisinin yasa dışı bahisçilere yönelik düzenlediği operasyonda 20 kişi gözaltına alınırken çok sayıda telefon ve bilgisayara da el konuldu. Ayrıca operasyonlarda ruhsatsız işletildiği belirlenen 8 iş yerine de mühür yapıldı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri Mersin'in bazı bölgelerinde yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 cep telefonu, 24 bilgisayar, 2 laptop, 2 kupon yazıcısı, 10 çetele, 4 yazıcı, 9 maç bülteni, 6 oynanmış kuponla 6.285 lira para ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca ruhsatsız işletildiği belirlenen 8 iş yeri de mühürlendi. Operasyonlarda 20 kişi gözaltına alınırken kişilerin emniyetteki ifadeleri devam ediyor. Spora gelelim. Sporda güzel bir gelişme var. Şimdi Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sayın Şaban Güneş bir ay öncesinde İçel TV'de Santra programına konuk oldu. Ve Santra programında dedi ki Mersin ili genelinde çok fazla, ki öyle de olması gerekiyor, spor sahalarımız var, futbol sahalarımız var. Bunların bir bölümü de atıl durumda duruyor. Çünkü Mersin Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü olarak bazılarına yetişemiyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin bir talebi var. Bazı noktalardaki, mahallelerdeki spor sahalarını, futbol sahalarını Büyükşehir Belediyesi'ne devredeceğiz dedi. Özellikle kent merkezine uzak noktalardaki yerleri. Devir çalışmaları da yapıldı ve bazıları da belki tamamı devredildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi de işte buraları onararak, çimlendirerek, tribün yaparak Mersinlinin, gençlerin, çocukların spor yapmasına uygun hale getirmeye başladı. Bunlardan biri de Kazanlı Spor Sahası efendim. Kazanlı Spor Sahası da ben bilmiyordum şahsen. Bu haberi yaparken öğrendim. Mersin'in en eski futbol sahası, yani en eski tribünsüz stadyumu. Belki çok eskiden tribünü de vardı, onu da tam bilmiyorum. Bir zamanlar Mersin İdman Yurdu Beşiktaş'la, Fenerbahçe ile Kazanlı'da birazdan göreceğiniz sahada maç yapmış. Beşiktaş, Fenerbahçe Mersin'e geldiğinde işte o sahada antrenman yapmış. Orayı Mersin İdman Yurdu yeniden Türk futboluna, Mersin futboluna, sporuna kazandıracak.
Mersin'in Akdeniz ilçesi Kazanlı mahallesindeki amatör futbol sahası yenilenerek spora yeniden kazandırılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre geçmişte önemli karşılaşmalara ve Fenerbahçe, Beşiktaş gibi büyük takımların antrenmanlarına ev sahipliği yapan Kazanlı futbol sahası, mahalle muhtarlığı ve Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı aracılığıyla Mersin futboluna kazandırılacak. Bu saha atıl durumdaydı. Şu anda zaten toprakla düzenleme yapıldı. Daha tam bitmedi. İnşallah bitmesini bekliyoruz. Başkan'a da çok çok teşekkür ederim bu konuya değindiği için. Şu anda işte yapımı herhalde tamamlanmak üzere. Biz de yıllardır buraya Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'yi hep burada ağırladık. Daha Mersin'de başka sahalar yokken Beşiktaş burada gelip şey yaptı, antrenman yaptı. Mersin İdmancı'da oynadığı dönemlerde eskiye dönük. Bizim yeni takımımız kuruldu. Onu da zaten Selim kardeşim kurdu. Selim şu anda bu takımın başında olan bir arkadaşım. Gökhan Biberbir'le beraber. İnşallah bu takımlar şampiyona biz zaten eskiden şampiyonduk. Takımımız geçen sene küme düştü, yok olduk. Ama şu an Selim'in sayesinde Allah'ın izniyle bu takım ilerleyecek. Biz bu sahayı kavga dövüşle birlikte toplumla kazandırabilmek için bu muhtarın sayesinde Burhanettin Kocamaz'a seslendik. Sağ olsun, o da bizim şeyimizi karşılıksız bırakmadı. Sahamızı şu an başlandı. Umarım çok güzel şeyler olur. Şu an sahanın şurasında gördüğünüz yerler tamamen esrar ve uyuşturucu batak yeriydi. İnsanlar burada gelip uyuşturucu içiyordu. İnsanlar burada futbol anlamında hiçbir şey yoktu. Bizler tamamen şurada yeni nesil çocuklarının uyuşturucudan uzaklaşması için, daha güzel bir sosyal faaliyet olması için burada futbol oynayıp ve buradan yeni yetişen nesilleri büyük takımlara transfer edip gelecekleriyle ilgili ailelerini, kendi çevrelerini kurtarabilmek için bir adım attık. Bu adımda Burhanettin Kocamaz'a sonsuz teşekkürler. Umarım desteğini bizden esirgemez. Büyükşehir belediye ekiplerinin bakım onarım çalışmalarına başladığı futbol sahası, zemin düzeltme işleminin ardından yapılacak çimlendirme çalışmalarıyla eski günlerine yeniden kavuşacak. Mersin 2. amatör kümede mücadele eden Kazanlı İdman Yurdu bundan böyle maçlarını kendi sahasında oynayabilecek. Şimdi efendim, dün bir haber paylaştık. Haber Çağla'yla ilgiliydi. İlk Çağla hasadı yapıldı, onunla ilgiliydi. Şimdi o haberimiz değerli seyirciler 19 bin kişi tarafından izlendi. Böylesine çok ciddi bir rakam. Yani diyeceksiniz ki öyle çok aksiyon içeren, çok böyle insanı bilgisayar başına, ekran başına mıhlayabilecek konudaki bir haber değil diyeceksiniz. Çok doğru. Ama şunu söyleyeyim, yapmış olduğumuz haberler içerisinde tarımla ilgili haberler hakikaten çok fazla takip ediliyor. Bu da tarımla ilgili tabii. Şimdi 19 bin kişiye ulaştı bu haber. İlginç yorumlar da gelmiş. O yorumlara da değineceğim. Ama önce bir haberimizi hatırlayalım efendim. Akdeniz bölgesinin bahar meyvelerinden ilki olan çağla tezgahlardaki yerini almaya başladı. Havaların ısınmasıyla baharı erken yaşayan Mersin'in Silifke ilçesinde yılın ilk çağla hasadı yapıldı. Tamamen organik olarak özellikle sahil kesimlerinde ticari amaçlı yetiştirilen badem çağlasının yarım kilosu tezgahlarda 100 TL'den alıcı buluyor. Önceki yıllara göre satışı 25 gün erken başlayan çağla üreticilerin yüzünü güldürüyor. Işıklı Çevre Yardımlaşma ve Turizm Derneği Başkanı üretici Zafer Can, çağlayı vatandaşların kilo yerine tadımlık olarak tercih ettiklerini söyledi. Gördüğünüz gibi bu ışıklı çağlası. Tamamen doğal şartlarda. Sere falan yok, herhangi bir ilaçlama, gübreleme hiçbir şey yok. Tamamen kendi halinde yetişen bir çağlamız. Bu köyümüzün en büyük gelir kaynağı oldu şu anda. 3-5 yıl öncesine kadar 2-3 bin olan çağla ağacı bugün 150 bin civarına çıktı. Yakın bir gelecekte 500 bine ulaşmak istiyoruz ve Türkiye'de çağla merkezi olmak istiyoruz. Aynı zamanda bizim yaylalarımızda Samadın Yaylası, Işıklı Yaylası, Akdere Yokuşbaşı Yaylası da binlerce dönüm arazi bomboş duruyor. Ve bunun bir de hiçbir bakıma ihtiyacı yok. Gübre,
suya ihtiyacı yok. Hiçbir masrafı yok, yani yok denecek kadar masrafı az. Buralarda büyük projeler düşünüyoruz. Bu yaylalarımızdaki boş arazilerin badem şekline, kuru bademciliğe yönlendirilmesi için. Şimdi ben öğrendiğime göre biz dışarıdan %66'sını dışarıdan alıyoruz kuru bademin. Hatta Meksika'dan, Amerikan ülkelerinden dahi buraya kuru badem gelmektedir. Bu da bir döviz kaybına neden olur. Hem biz bunu döviz kaybını önleyeceğiz, hem de istihdam sağlayacağız. Bunun için bizim desteklenmemizi istiyoruz. Bir de bizim burada şimdi bu sene 80-100 ton bekliyoruz. Vallahi şu anda küçük paketler, yarım kiloluk paketleri 100 liraya veriyoruz. Yakın bir zamanda da bu pazar açılacak. Tarlada satışlara başlayacağız. Şimdi efendim biz demedik, yani o fiyatı biz belirlemedik. Tarlada işte bahçede fiyat belirlenmiş zaten. Yarım kiloluk paketi 100 liraya veriyoruz diyor. Yani kilosu 200 lira. Şimdi buna yorumlar gelmiş. Hülya Kanat diyor ki 200 TL mi ne yaptınız diyor. Şaşırıyor. Orhan Erdemci diyor ki gelin ben size 1 kilo bedava vereceğim diyor. Mustafa Malatyalı diyor ki az olmuş 300 TL olsun, sanki altın satıyorsunuz diye tepkisini dile getiriyor. Ali Rıza Taş diyor ki bize sesleniyor. Hocam gerçekten çok güzel tanıtım yapıyorsunuz diyor. Nurettin Tabaroğulları mevsimi geldiğinde bizim memlekette bedava. 200 TL nereden çıktı diyor. İbrahim Altay diyor ki şu anda 30 lira halde. Halde 30 liraya satılıyor diyor. Mehmet Ali Şahin belki en fazla 50'ye satılıyordur diye cevap veriyor kendisine. Ömer Akcan 1 lira bile olsa alıp yemiyorsunuz. 200 TL nereden çıktı diye tepkisini dile getiriyor. Tabii piyasayı bozma diye esprili bir şekilde Ömer Akcan'a tepkiler var. İpek Nalbant biz de topladık diyor. Gökhan, Rukiye, Ozan, Balıkçı galiba daire satılıyor diye tepki gösteriyor. Koç Ticaret diyor ki 20 lira diyecektiniz, yanlış söylendi, 200 lira denildi. Hayır, kilosu 200 lira. Böyle mesajlar da gelmiş. Ama öyle tabii, Çilek de ilk çıktığında, Can Erik de ilk çıktığında, Çağla ilk çıktığında, Yeni Dünya ilk çıktığında fiyatlar bu kadar yüksek oluyor, ama bir iki gün sonrasında bu fiyatlar makul seviyeye düşebiliyor. Tabii ilk ürünlerde özellikle İstanbul'a gönderiliyor. İstanbul'da lüks semtlerde, lüks de demeyelim artık, ultra lüks semtlerde, ultra lüks manavlarda ve marketlerde gözümle gördüm, hakikaten satılıyor. Yani kilosu 100 lira, kilosu 200 liraya satılıyor. Bu Çağla'da, Çilek'te, Yeni Dünya'da, Can Erik'te gerçekten satılıyor. Üretici de işte bir nebze olsun cebini o gün o sattığıyla, parayla dolduruyor. Bu da olması gereken bir şey tabii ki. Ama sürekli böyle gitmiyor. Sürekli böyle giderse herkes de tepki gösterir. Gösteriyor da zaman zaman zaten. Şimdi yerel gazetelere geçelim mi diyelim. Bir son dakika bilgisi var mı diye tekrar bakalım. Bir hatırlatmada bulunalım efendim. Toroslu Belediye Başkanı Hamit Tuna'nın kayınvalideleri vefat etti değerli seyirciler. Yarın Arpaç Sakarlar mezarlığında Toroslu Belediye Başkanı Hamit Tuna'nın kayınvalidesi toprağa verilecek. Dini tören düzenlenecek yine Arpaç Sakarlar mezarlığında yarın saat 11'de. Bunu da hatırlatalım ve yerel gazetelerimize geçelim. Yerel gazetelerden ilk olarak Hakimiyet'le başlayalım. Hakimiyet gazetesi, Türk iş adamı bir haftadır kayıp, CIA üstüne mi götürüldü diye soruyor. Haber bültenimizde de var değerli seyirciler. Türkmenler eski genel başkanı, iş adamı Mehmet Ali Öztürk, AKİP delegasyonuyla birlikte Dubai'ye gitmişti. Dubai'de fuara katılıyordu. Otelde eşiyle birlikte gözaltına alındı. Diyor gazete, ama gözaltına alınma değil, bu kaçırılma. Çünkü hiçbir resmi
makam biz gözaltına aldık diye açıklama yapmış durumda değil şu anda. Öyle biliyoruz en azından biz. Tabii eşi de diyor ki hiçbir resmi görevli yoktu. Herkes sivil kıyafetli ve silahlıydılar diyor. Gözleri bağlı bir şekilde otelden elleri kelepçeli bir şekilde kaçırılıyorlar. Mehmet Ali Öztürk'ten bir haftadır haber alınamıyor. İddialar şu ki CIA ve Birleşik Arap Emirlikleri istihbaratı kaçırdı. Yine bir iddia var ki Abu Dhabi'deki CIA üssünde tutuluyormuş kendisi. Böyle de iddialar var. Hayırseverliğiyle tanınan bir iş adamı neden kaçırıldı? Neden bir haftadır kendisinden haber alınamıyor? Bu soruların cevabını ailesi, eşi ve Mersin kamuoyu merak ediyor. Bu konu işleniyor gazetede diyelim. Diğer bir gazetemiz Güney Gazetesi çiftçi aracı istemiyor diye bir başlık atıyor değerli seyirciler. Bu haberimizin ayrıntısına geleceğiz. Ayrıntısında şöyle diyor gazete. Mersin Ziraat Odası Başkanı Cengiz Gökçel, Tarım Bakanlığı'nın tarıma verdiği destekle ilgili açıklama yaptı. Yerel yönetimlerin de tarımla alakalı bütçelerinin olduğunu belirten Gökçel, her iki bütçenin birleştirilerek yani yerel yönetimlerle bakanlığın bütçesinin birleştirilerek kullanılması önerisinde bulunmuş. Gökçel çiftçinin aracıya da karşı olduğunu belirtmiş. Aracı konusu bir zamandır tartışılıyor. Bir çözüm getirilecek gibi. Diğer bir gazetemiz Akdeniz. Akdeniz'de yine kaçırılan iş adamı Mehmet Ali Öztürk'e değiniyor. CIA üssüne mi götürüldü soru cümlesiyle konunun ayrıntılarına yer veriyor Akdeniz. Mersin gazetesi piyasada sahte para alarmı diyor. Sahte paralarda giderek artış yaşanması hem vatandaşı hem de esnafları tedirgin duruma düşürdü. Piyasada ciddi bir sahte para var diyor Mersin gazetesi. Değerli seyirciler lütfen dikkatli olalım alışverişlerimizde. Artık bir zamanlar en büyük paralarda yani şu anda günümüzün en büyük parası 200 lira, 100 lira, 50 lira bu paralarda yapıldığını düşünüyorsak eğer kalpazanlığın hayır küçük paralarda da 5 lirada, 10 lirada, 20 lirada bile kalpazanlar sahte para üretiyorlar. Lütfen çok dikkatli olalım. Diğer bir gazetemiz İMC ise insan hayatı bu kadar ucuz mu başlığını atıyor. Eski otogarda tel örgü var ama Çavuşlu Deresi'nde yok diyor. Hatırlayacaksınız Çavuşlu Deresi üstü açılmıştı ıslah projesi kapsamında ve etrafına bir korunak koyulmadığı için bir vatandaş görme engelli bir kişi düştü. Vatandaşlar tarafından da kurtarıldı. Günlerdir sosyal medyada dolaşıyor bu konu. Neden etrafına bir güvenlik bariyeri koyulmadı Çavuşlu Deresi'nin? Eski otogarda var, boşaltılan otogarda tel örgüler var, kimse içeriye girmesin diye. Oraya yapılıyor da Çavuşlu Deresi'ne neden yapılmıyor? İnsan hayatı bu kadar ucuz mu diye de soruyor İMC gazetesi. Bugün efendim sosyal medyada sevgili Abidin Yağmur'un bir yazısını okudum. O yazıdan çok kısa programa girmeden önce bir göz attım. Orada Mersin Yaşam gazetesinde bu konuya değiniyor Abidin Yağmur. Anladığım kadarıyla yanlış bilgi de vermek istemiyorum. Verirsem de şimdiden özür diliyorum. Buranın etrafına güvenlik bariyeri çekilmesi konusu sanırım belediye ile bakanlığı karşı karşıya getirmiş durumda. Bir yani yetkililik ya da yetkisizlik söz konusu sanırım buraya bariyer çekilip çekilmemesi konusunda. O nedenle şimdiye kadar bir bariyer koyulmamış. Bunu da takip edelim, aktaralım. Şimdi diğer bir gazetemize geçiş yapalım. Diğer bir gazete haberci. Haberci diyor ki öğrenciler tehdit ediliyor diyor. Mersin Üniversitesi'nde AKP'ye üye olmayan öğrencilerin rektörlük ve öğretim üyeleri tarafından tehdit edildiği iddia edildi diyor Haberci gazetesi ve bu konuya geniş bir şekilde yer veriyor. Haberci'den geldiğimizde Çukurova ABD'nin parmağı mı var bu işin içerisinde? Dubai'de gözaltına alınan Türk iş adamı Mehmet Ali Öztürk'ten bir haftadır haber alınamıyor diyor.
diye başlık atıyor. ABD'nin parmağı mı var? ABD'nin parmağının olmadığı bir şey gösterirseniz bana çok sevineceğim efendim. Bir olay, bir durum, ABD'nin parmağının olmadığı bir şey var mı acaba? Diğer bir gazetemize geçelim. Geldiğimizde evet, gazetelerimizi sona erdirdik. İçer gündemi burada sona erdi. Kısa bir ara vereceğiz, beraberiz. Kim ne kadar iyi olursa olsun benim karşıma çıkana kadar iyidir. Mali Müşavir İbrahim Öngü ile Hayalimdeki Vergi programının bu haftaki konusu. Yap, işlet, devret ve kat karşılığı inşaatta doğru bilinen yanlışlar, ince noktalar. Mersin'imizin kültür mirası, Mersin Kışlası. Program konukları: Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Öğretim Görevlisi Mehmet Şenlik. İnşaat Yüksek Mühendisi, Mersin'in yerel tarih araştırmacısı Nihat Taner. Mali Müşavir İbrahim Öngü ile Hayalimdeki Vergi her çarşamba saat 18'de, İçel TV'de, Radyo Klas 99.2'de, facebook.com/içeltv'de ve youtube.com/içeltv'de. intermersin.com sitemize baktığımızda değerli seyirciler, Mersin'le ilgili bütün haberleri ayrıntılarıyla görüyoruz. Ve intermersin.com sitesi üzerinden Tepe Medya radyolarının sosyal medya hesaplarına, canlı yayınlarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca İçel TV'nin canlı yayınına ve sosyal medya hesaplarına ve arşivine de yine intermersin.com sitesi üzerinden çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz diyelim ve bugün de İçer gündemini buradan noktalayalım. Ayrıntılar İçer TV ekranlarında olacak. Hoşça kalın efendim.